Evet kızlar, burası benim 275 metrekare olan saray yavrusu salonum. Burası benim çiçek köşem. Çiçekleri çok severim. Saray tavanımın olduğu yemek masam. O güzel yemeklerin, o leziz yemeklerin piştiği mutfağım. Burası benim kahve köşem kızlar. Kahve köşemde fincan takımlarım var. Yine çizgi modeli kullanmak istedim mutfağımda. Evet kızlar, burası kızlarımın çocuk odası. Elif'imin yatağı. Burası Seroş'umun yatağı. Odamız bu şekilde. Türk hamamı. İsteğim üzerine güzel bir Türk hamamı yaptırdım. Burada Çini deseni kullandım kızlar. Evet kızlar, burası benim yatak odam. Burası benim ebeveyn banyom. Yine burada güzel bir tavan detayı kullandım. Burası benim oturma odam kızlar. Daha spor kullanmak istedik bu odayı. Evet, şimdi bu saray tavanı dediğin tavan kaça mal oldu biliyor musun? Biz hepsini aslanım mimara verdik ve toplu bir para ödedik. 2,5 yıl oldu biz yaptıralı. Ve bu 2,5 yıl önceki fiyat bir daire parasıydı. Peki bir sormadın mesela buna tek tek kalem kalem sormak icap sordum, eder ya. Sordum ama şu an o saray tavanın fiyatını hatırlamıyorum ama. Ortalama bir fiyatı ortalama vardır aslında. Ortalama bir 60-70 bin vardı. Oo, çünkü oh, benim oh. Evimde öyle bir tavan yoktu. Ne kattı peki bu yani? Hani daha mı çok ışıklandırıyor? Evet Aysun. Hani bir ferahlık mı veriyor? Ne veriyor? Ne özelliği var? 60 bin lira gerçekten hani... 2 yıl öncesinde havaya atmak diye bir şey var. Gerçekten havaya gitmiş paran. Aysel Hanım siz ne diyorsunuz? Ben şok oldum. Ben 140 metre bir dairede oturuyorum. İnanın şu an oturma odamın tavanı bundan çok daha güzel. Tüm eşyalarını peki 2 yıl önce mi aldın? Hayır, onlar benim evlenirkenki eşyalarım. Ha, anladım. Yani onları yenilemedim. Şu an peki beğeniyor musun bu tarzı? Çünkü bak mesela vitrin var orada. Vitrin şu anda kullanılmıyor. Gümüşlük. Evet. Gümüşlük. Gümüşlük. Ama o vitrinin içinde onun bizim... adını bile bilmiyorum. O kadar gümüşlük. Bana uzak yani. Evet. Hiç tarzım Antep'te da değil. Antep'te o gümüşlükler var ama içine çeyizler dizilir. 3 boyutlu duvar yaptırdım demiştin. Evet. O duvar bu duvar mı? Evet. Ne öyle? Neresi koyu renk? Normal kağıt nerede bunu? Şey gibi. Birkaç boyut var ama. Ama onlar 3 boyutlu duvar kağıdı olarak bu geçiyor. Kanepelerin kolları deri galiba. Evet. Sırtları çok kadife. Eski. Evet. Çok kırlentler eski var. Evlenirken almış. Evlenirken 10 sene önce aldı ama o zaman 3 boyutlu duvar çok kıymetliydi. Nasıl oluyor? Göreceli oluyor yani, yansıması oluyor. Yansımalı bir duvar aslında o. Hmm. Kamerada öyle gözüküyor ama yansımalı bir duvar. Ben şu an hayallerim suya düştü diyebilirim. Ya ben de şöyle bakıyorum. Hı-hı. Hani sanki kağıt döşemiş, kağıt bitmiş, almaya gitmişler, tonunu tutturamamışlar. Başka bir kağıtla devam etmişler. Onlar gibi. Onlar 3 boyutlu olduğu için öyle. Ay ama ne bileyim ben ya. Orada kapı mı var, ne var orada, dolap mı var? Evet, dolap var. Ne dolabı, kiler gibi? Evet, orası aslında açıktı. Evet. Kolon vardı. Ben orayı bir kapaklı dolap haline getirdim. Yatak mı koyuyorsun içine? Hayır, böyle çocukların oyuncaklarıdır. Yani yoksa yüklük yaparlar ya. Salonda. Evet. Oyuncaklar. Salonda böyle bir şey tercih etti. Çünkü açık kolon ortada şık durmuyordu salonda. Ha. Şimdi 275 metrekare evin mutfağındayız. O ekmeklik mi o, krem rengi evet, o? Evet. Aman, vallahi bende yok o ekmeklik. Orada tutacak yani. Var mesela. Mutfak o bana arkadaşım mı şey, diyor. 3 boyutlu? Hayır değil. Çok koyu. Çizgi model. Çizgi. Aha. Açık renk yapsaymışsın daha güzel olurdu Sedacığım. O Arap ayansında ne var öyle? Desen mi? Orada desen var. Cam. O cam porselen aslında. Porselen. Hı. Ama kendi deseni, orijinal deseni. Peki bunların hepsini sen mi beğendin? Eşimle ortak beğendik. Koyuyu en çok eşim tercih etti. Mesela bu mutfak dolapları, ara fayansları ne kadara mal ettiniz? Pahalı tutmuştu. Hatta o fayansların her bir karesi 2,5 bin liraydı. 2500 TL. Aa. 2 yıl önce evet. 2500 TL. Her bir tanesi. Bir kare. Evet. Hani mesela fırın orada şey ankastresi var oradaki. 2500, ya. Yanındaki 2500, orada? Onun yanında, onun yanında. Yani orada bir dönüyor. Benim gördüğüm 12.500, 15.000 TL'lik.
ara seramik var. Seramik seramiklere var. Sadece o kadar para vermiş. Evet. Ama 2 yıl önce. Aynen. Yani şu anda düşün. 150 mi? Şu anda çok pahalıdır. Türk hamamını çok merak ediyorum. Ben de çok meraklıyımdır. Evet. Türk hamamına. Hamamlara diyorsun. Bizim de aile büyüklerinin evinde Türk hamamı vardır. Çok severim. Çok kısa geçti biraz önce. Detaylı görmek istiyorum. Küçük gibi duruyor böyle. Şimdi sen bu yaptırmış olduğun, Türk hamamı diye adlandırdığın banyonu detaylandırır mısın, anlatır mısın hayatım? Anlatayım. Banyom orada büyük bir yalan. Sol taraf diğer dolabın, aynanın, çamaşır makinesinin, makine dolabının olduğu taraf. Tamam. Bu taraf, camlattığım taraf ıslak zemini ayırmak için camlatmıştım. Evet. Duşa orası ya duşakabinden ziyade orayı tamamen kurnası olan, yanlarda sağlı sollu oturulacak, hamama gittiğiniz tarzda bir banyo yaptım. Oturduğunuz yerlerde ısıtma var mı? Isıtma yok, sauna sistemi değil. Hayır hayır. Şimdi Türk hamamına gidersiniz, sular geçtiği için o mermerlerin o sırtınızı yasladığınız, oturduğunuz yerler sıcaktır. Taban sıcak, yastadığımız yer sıcak yastadığımız değil. Yerler de duruma göre sıcak olması değil. Gerekir. Ben ya da göbek taşı vardır. Göbek taşı yok. Var mı burada? Yok, o kadar yok. Değil. Duşakabin de olmamalı bence böyle bir hamam. Aslında hamam dediğiniz altın varaklı olur. Peki bu Türk hamamı... Sıradan bir mermer. Ne kadar mal oldu? O Çinli desenleri çok pahalıydı. O zaman ben seçerken mimar bana Seda Hanım Çinli deseni pahalı, daha evet. farklı modeller Doğru. seçin demişti. Ben Çinli deseni istemiştim. O yüzden de onların da her bir karesi, küçük Hı-hı. bir karesi 1500 falandı. Evet. Ne kadar çok para harcamış. Musluklar çok pahalıydı. Şu an musluklar görünmüyor ama musluklar evet. da 2000 lira falandı. Hamam bekledik ama mesela ben baktığım zaman bir Türk hamamı görmüyorum evet. normal. Bir banyo hani duşakabin, Türk hamamının sadece hani oradaki duş başlığını söküp öyle hani bir şey takıp burası benim hamamım değil ona inanmışsın yani o kadar. Hamammış o. Türk hamamına gittiyseniz o kuruna vardır, o Çinli deseni vardır. Zaten onlar var ama. Kurmalar vardır. Ben bir ondan bahsediyorum. Yani bir ev ortamında Şimdi Türk hamamını ancak bu kadar istedik. Bu kadar büyük metre karesi olan bir dairenin özel hamamı olmalı. Olabilir. Girdiğiniz zaman. Yani olabilir. İstiyorsan olabilir. Yaptırtabilirsin. Yani madem hamam yaptırtabilirsin. Yani ben böyle tercih Bu banyo, duşakabin ama o kısmı biraz hamama benzetmeye evet, çalışmışsınız. Evet ben öyle tercih ettim. İsteseydim banyonun bu tarafını saunaya çevirebilirdim ama onu ben istemedim. İşte banyo büyük. Çevirseydin onu da görseydik. Burada sadece mermer görüyoruz yani. 50-60 yıllık binalar var. Ben böyle işim gereği zaman zaman gidip görmüştüm. Böyle kurnalar hala var, yanında tabureler var, evet. taş yerler, taş. 50-60 yıllık binalar, hani hiç bozulmamış, hiç tadilat görmemiş. Evet. İşte bu mermer kurnalar hala var bazı eski binalarda, evet. Bilenler bilir. Şimdi bunları koyunca mimarlar, işte Çinili fayansları koyunca Türk hamamı vari bir hava yaratıyorlar ve Türk hamamı diyorlar, adlandırıyorlar. En azından işte onu yaşıyorlar dediği evet. gibi. Evet. Seda'nın o çok konuşulan evini gördük. Beğenen olmuştur mutlaka. Güle güle oturmuştur. Beğenmeyen de olmuştur. Lütfen görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımıza da yazmayı ihmal etmeyin. Biz şimdi bizi bekleyen bir son tadım var ki... Nurten Hanım gerçekten çok stresli. Evet. Bakalım Aysun'u bulabilecek mi? Belki bugün çeyrek altını alacak kişiyi siz belirleyeceksiniz.